Hoş geldiniz. Selamlar. Ufak bir gecikme yaşadık. Kusura bakmayın. Çok vaktinizi almadan direkt konuya girelim bence. Bugün NFT, kripto varlıklar ve kültür endüstrisi panele, günün birinci panele. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından geri desteklenen Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrisi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğümüz özel oturumumuz. Şimdi ilk önce avukat Oğuz Evren Kılıç'la başlayacağız. Blok Zincir ve Kripto Varlıklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Ardından Buğra Ayağan, teşekkürler. Web3 Teknolojisi Derneği Başkanı, TBD İcra Kurulu üyesi ve de son olarak Doktor Çağlagül Şen kardeş bizimle olacak. Dijital platform üzerinden bağlanacak İstanbul'dan. Çağla hocamız da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Blok Zincir Teknolojisi ve NFT'ler kitabının da yazarı. Teşekkür ediyorum. Kısaca hani projemizden bahsedip bir cümleyle web sayfamıza yönlendirmek istiyorum daha fazla bilgi almak için. Bu projemiz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi NEFLAB Yeni Medya Araştırma Laboratuvarı tarafından yürütülüyor. Tamamıyla zaten hocalarımızla, dostlarımızla pek çok video röportaj serisi de yapmaya başladık. Az önce zaten bizleri kırmadılar. Stüdyomuzdan röportajımızı yaptık. Tamamını NEFLAB'in YouTube kanalından da yayınlayacağız. Bilgi hocamızla da birlikte az önce yapmıştık röportajımızı. Web sayfamızı ve bütün içeriklerini NetLab'in Twitter hesabından, Instagram'a ve web sayfasından netlab.media'dan takip edebilirsiniz. Teşekkürler Oğuz Hocam. Buyurun. An. Çareler tükenmez. Evet, şimdi sesim geliyor sanırım. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün blok zincir ve NFT ile nasıl rimel çekilir falan diye başlıyormuşum. Öncelikle beni buraya davet eden Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Şafak Hocam başta olmak üzere bütün fakülte heyetine, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmanın benim için çok ayrı bir anlamı var. Çünkü burası benim deplasmanda hissetmediğim, ev sahibi olarak hissettiğim bir yer. Mezun olduğum okuldayım, kampüsteyim. Hem Ankara Hukuk hem Ankara İLEF hem siyasal mezunu olarak kendimi bu kampüsün muhtarı olarak hissediyorum arkadaşlar. Siz hepiniz geçicisiniz, ben burada kalıcı olmaya devam edeceğim gibi demirbaş olarak hissediyorum. Öncelikle bir soruyla başlayayım. Şu andaki buradaki seyirci toplamımızın çoğu üniversite öğrencisi zannediyorum. Genel olarak hangi fakülte var burada? İletişim var. Başka fakülteden olanlar var mı? Galiba yok. Hangi fakülte? Fen Fakültesi. Peki. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, bugünkü konumuza girerken ben işte blok zincir şu, kripto varlık bu diye böyle tipik tanımlarla girip sizin kıymetli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Zaten bunlarla bir şekilde iştigal ettiğinizi, bir şekilde bunları duyduğunuzu, kıyısından, bucağından da olsa bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız da bilirsiniz zaten. Bilmiyor olsanız da zaten yakın gelecekte bilmek zorunda kalacaksınız. Çünkü hayatımızın mütemim cüzü, yani ayrılmaz parçası haline gelecek. Nasıl ki 2002 yılında, 2003 yılında akıllı telefon diye bir şey bilinmezken ve insanlara akıllı telefon dediğiniz zaman böyle kola şişesi görmüş Afrikalı yerli durumu var ya, Tanrılar Çıldırmış Olmalı filminde anlatıldığı gibi. Öyle yabancı bakan insanlar vardı ama 2004-2005 yılına itibaren herkes artık akıllı telefonu biliyordu. Sizler de yakın zamanda bu iş yayıldıkça artık hayatınızın ayrılmaz parçası olacağından dolayı bilmek durumunda kalacaksınız. O yüzden şimdiden bilmeye başlamanızı öneririm. Çünkü bu sizin kariyer için de hayatta da belli bir pozisyon elde etmeniz için de çok önemli bir fırsat sunuyor. Şimdiden yavaş yavaş bu işlere ulaşmak lazım, kıyısından bucağından. Blok zincir ve kripto varlıkların hayatımızdaki yeri
çok hızlı şekilde genişliyor, artıyor, artacak. Bugünkü panelimizin konuşma sınırı içerisinde kültürel dönüşüm var biliyorsunuz. Bu kültürel dönüşümün içerisinde özellikle sanat dediğimiz alanda bir endüstri haline gelmiş olan, kültür endüstrisi dediğimiz alanda NFT'lerin ve kripto varlıkların yaratacağı çok büyük devrimsel gelişmelere tanık olacağız. Olmaya başladık ama daha olacağız. Bunun en büyük nirengi noktalarından bir tanesi telif hakları olacak. Telif hakları biliyorsunuz çok ciddi, ağrılı, sıkıntılı, problemli bir alan. Çok çatışmanın yaşandığı bir alan. Ve özellikle de sanatçıların, fikir sahiplerinin çok karın ağrısı yaşadığı bir alan. Filmlerde, romanlarda hep görürüz böyle sanatçılar veya fikir sahipleri genelde ekonomik anlamda tatmine ulaşamamış, yoksulluk içinde kıvranan, çok yaratıcı ama bir yandan da ticari anlamda bunu gelire çevirememiş insanlar, kişiler olarak böyle resmedilir, sunulur. Gerçekte de aslında bugüne kadar hep öyleydi. Çoğunluk genelde öyle. Yani müzisyenler, ressamlar, plastik sanatla uğraşan işte heykeltıraşlar, diğer sanatçılar veya edebiyatçılar bu ekonomik sıkıntıyı hep yaşadılar, yaşıyorlar. Hala bununla ilgili ciddi yaygın problemler devam ediyor. NFT'ler bu işi kökünden çözme adayı olarak ortaya çıkmış durumda. Nasıl? NFT'lerle hiç uğraştınız mı bilmiyorum ama NFT'lerle ilgili ufak bir bilgi vereyim. NFT dediğimiz şey kripto varlıkların bir türü. Kripto varlıklar deyince aklımıza ilk gelen şey Bitcoin. Bitcoin bir kripto varlık, doğru. Ama bütün kripto varlıkları tek başına temsil etmiyor. Kripto varlıklardan sadece bir tanesi. Bugün piyasada 20 binden fazla aktif kripto varlık projesi mevcut. Bunların önemli bir kısmı NFT'ler üzerine çalışıyor. Her bir NFT de kendine özgü olarak yaratılmış ve tekrar edilemeyen, kopyalanamayan kripto varlık olarak üretilip piyasaya çıkartılıyor. NFT dediğimiz şeyi daha özetle anlatacak olursak, siz herhangi bir fotoğrafınızı bugün bir kripto varlık olarak üretip piyasaya çıkıp satışa sunabiliyorsunuz. Ya da var olan bir sanat eserinizi NFT üzerinden bir sertifika üretir gibi kripto varlık olarak bir sertifikalandırma yoluna gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu benim sanat eserim. Bunu bana ait olduğunu gösterir ve bunun özelliklerini gösterir. NFT'si de işte şu şekilde ihraç edildi ve çıktı, işte piyasaya sunuldu diyebiliriz. Yani siz NFT üzerinden ya bir sanat veya fikir eserinin sertifikasyonunu yapabiliyorsunuz ya da direkt NFT olarak üretebiliyorsunuz. Kripto varlık olarak üretebiliyorsunuz. Peki bu size ne sağlıyor? Şunu sağlıyor. Blok zincir işleyişi itibariyle, doğası itibariyle geriye döndürülebilirliği çok sınırlı, neredeyse imkansız olan bir veri işletim yapısıdır arkadaşlar. Siz bugün bilgisayarınızdaki herhangi bir veriyi kolaylıkla silebilirsiniz, kopyalayabilirsiniz, içeriğini değiştirebilirsiniz. O verinin mesela bir resim dosyasını veya bir müzik dosyasını, etiketlerini, ismini, üretilim tarihini, bunları değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Ama blok zincir üzerinde üretilen ya da paylaşılan veriyi bütün blok zincirdeki o validatör dediğimiz, onaycı dediğimiz kişilere veya sistemlere, onlar anonim artık, sistem mi kişi mi onları bile bilmiyorsunuz. Bunların en az yarısını ve daha fazlasını ikna etmeden, onaylatmadan içeriği değiştiremiyorsunuz. Yani milyonlarca onaylayıcıdan oluşan bir blok zincir ağında yarattığınız bir veriyi sizin silmeniz için, bozabilmeniz için, geriye dönük olarak değiştirebilmeniz için o milyonlarca kişinin veya yüz binlerce kişinin en az yarısını ikna edip o işlemin tersine bir işlem yapmasını sağlamanız gerekiyor. Bu da işin ilk adımı. Bir de blok zincir ağının kendi teknik altyapısından doğan başka zorluklar da mevcut. Bu zorluklardan dolayı siz ürettiğiniz NFT'nin güvenliğinden artık neredeyse %100 emin hale geliyorsunuz. Bundan dolayı o NFT'nin bozulması, tekrar kopyalanması, işte efendime söyleyeyim birebir fake'inin yani sahtesinin çıkartılması imkansız hale geliyor. Bu şekilde NFT'nin size sağlamış olduğu en önemli
güvenlik özellik pardon güvenlik oluyor. Siz artık sanat eserinizi ya da fikir eserinizi NFT ortamıyla birleştirerek geriye döndürülmez şekilde kendinize özgülemiş hale geliyorsunuz. Bugün hukuki altyapısı olmadığı için hukuken size bu koruma sağlanmıyor olsa da teknik anlamda şu anda evrensel ölçekte, sadece ülkesel değil, evrensel ölçekte siz artık NFT üzerinden telifinizi, fikrinizi, sanat eserinizi koruyabilir hale geliyorsunuz. Bunun değeri nerede biliyor musunuz? Bunun değeri şurada. Bugün mesela marka patent olaylarında da görüyoruz. Özellikle siz fikir koruması talep ettiğiniz zaman genelde yerel ölçekle sınırlı kalıyorsunuz. Küresel anlamda bir koruma çok zor. Küresel anlamda bir koruma sağlama çok zor. Örneğin şu uzaktan kumandanın tasarımını yapıyorsunuz. Bu tasarımı siz yerel ölçekte patentliyorsunuz. Bunu küresel koruma patentine almak ayrı bir sıkıntı. Ona yatırım yapmak, onun devamlılığını sağlamak ayrı sıkıntı. Bir de onu diğer ülkelerde kabul ettirmek ayrı sıkıntı. Sonra Allah'ın Çinlisi geliyor. Bunun aynısını, birebir aynısını yapıyor. Bir de bunu küresel piyasaya veriyor. Adam ucuz iş gücü ve ucuz lojistik imkanlarını kullanarak sizi mat ediyor. Ondan sonra sizin bütün emeğiniz, yılların emeği çöpe gidiyor. Ama NFT'yi bunu engelleyecek duruma getiriyor işte sistemi. Ne yapıyor? Siz NFT üzerinden bunu sertifikalandırdığınız zaman artık Çin'de bile biliniyor ve görülüyor olacak ki bunun ilk yapanı, üreteni sizsiniz. Bunun sahtesini yaptıkları zaman bile adam bunun sahte olup olmadığını gizleyemeyecek. Herkes bunun fason üretimi olduğunu bilecek. Adamın elindekinin fason üretimi olduğunu bilecek. İşte NFT'nin sağladığı en önemli avantajlardan ilki bu. İkincisi, siz sanat eseri ürettiniz. Müzisyensiniz, bir şarkı yarattınız. Ondan sonra o şarkıyla ilgili kazanç kapılarınız bellidir. Ya konser düzenleyeceksiniz, ya işte belli platformlarda yayınlayacaksınız, albüm çıkaracaksınız vesaire. Adam gidecek Bodrum'da Maça Kızı'nda eller havaya yaparken sizin parçanızı çalacak. Siz bundan haberiniz bile olmayacak. Adam oradan o parça sayesinde çok güzel para kazanırken siz hiçbir şey kazanamıyor olacaksınız. Ama bugün NFT üzerinden royalty fee dediğimiz yani mülkiyet hakkı ücreti olarak telendireceğimiz bir otomatik akıllı sözleşme üzerinden otomatize edilmiş olan sistem üzerinden siz yatağınızda yatarken, uyurken, Netflix'te dizinizi izlerken, kahvenizi içerken bir yerde cüzdanınıza tıkır tıkır para akıyor olacak. Niye? Çünkü akıllı sözleşme üzerinden alınıp kullanılacak olan eserinizin kullanım bedeli akıllı sözleşme tarafından otomatik olarak kesilip sizin cüzdanınıza gönderilecek. Kim kullanmış, kime devretmiş, kime satmış, ne kadara satmış sizin bunu takip etmenize bile gerek yok. Umurunuzda bile değil. Yurt dışına resminizi mi sattınız? Satın. El değiştiriyor değil mi resminiz? El değiştirsin. Sizin 1 liraya sattığınız resim 10 liraya 100 liraya mı satılmaya başlandı? Satılsın. Kimin kime ne kadar sattığıyla ilgilenmiyorsunuz. Akıllı sözleşme otomatikman royalty fee'nizi sizin kesip otomatik olarak cüzdanınıza göndermenizi sağlıyor. Yani sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir kazancı sağlıyor. İşte sanatın, işte kültür endüstrisinin en büyük devrimsel adımlarından bir tanesi bu olacak. En büyük açmazlardan bir tanesini çözüyor. Hukuken de çözüyor. Son olarak da bir husus daha var. NFT dediğimiz ve blok zincir dediğimiz teknolojik altyapı merkeziyetsizlik üzerinden kurulduğu için komünite yani topluluklar üzerinden ilerliyor. Sizde dünyanın her yerinden yüz binlerce, milyonlarca kişiden oluşan merkeziyetsiz komünitelere, topluluklara sizi kolaylıkla ulaştırdığı gibi bu topluluklar içerisinde sizin bir sosyal onay almanızı da sağlıyor. Yani sadece bir tüketici onayı değil, bir sosyal onay almanızı da sağlıyor. Ve böylece sizin ve eserinizin veya fikrinizin kitleselleşmesini ve sağlıklı olarak kitleselleşmesini çok hızlandırıyor ve sağlam temeller üzerine kuruyor. Bundan dolayı NFT'yi mutlaka yakından inceleyin, hayatınızın bir parçası haline getirin. Her ne sektörde çalışırsanız çalışın, hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacağını bilin, ona göre şimdiden kendinizi hazırlayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Belki zaten eksik kalan kısımlarda o şekilde tamam. Siz nasıl uygun görürsünüz? Teşekkürler. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle ayarlayayım. Benim ikizim var, o yüzden yorgun. Sizle ilgili. Hoş geldiniz. Bu konuyu öğrenmek istiyor musunuz gerçekten? NFT konusu. Zor bir konu yani gerçekten. Ben de kendimi tanıtayım. Elektrik elektronik mühendisiyim. Trabzon'da okudum. Yüksek lisansı Gazi'de yaptım yapay zeka üzerine. Doktoramı da blok zincir üzerine Gazi'de yapıyorum. Web3 Derneği'ni kurduk. İnternet üzerine 14 tane kitap kalemi aldım. Son 20 yılım interneti araştırmakla geçti. Yaklaşık 3 yıldır da bu Web3 kısmını, yani içine kriptoyu da alan kısmı araştırıyorum. Öncelikle şunu düşünmeniz lazım. Bir problem olması lazım. Birinin bir şey dert etmesi lazım ki bu Bitcoin falan çıksın. Neyi dert etmişlerdir? Merkeziyetsizlik, yani otoriteyi dert etmişlerdir. Doğru mu? Bu anlamda. Başka önerisi olan var mı? Ahmet sen dursun. Bizim kendi, benim topluluklardan da gelenler var da. Gazi ve Ankara blockchain topluluğu söz almaz. Efendim. Niye yani? Pratiklik midir? Yani kontrol değil mi? Şimdi sürece baktığınızda kökleri 100 yıl geriye gidiyor. İlk olarak ekonomik sisteme dair liberal eleştirilerle başlıyor. Daha sonra 68 kuşağındaki hippie hareketleri bilgisayar ağlarını oluştururken noktadan noktaya bir ağ sistemi oluşturulabilir mi diye sorguluyor. Ve burada mail grupları oluşmaya başlandıktan sonra 1985'te bunun manifestosunu yazıyorlar. Anonim para ve anonim kimlik. 92'de ikinci manifesto ve 28 yıl sonra Bitcoin doğuyor. 2005 ile 2008 arasında doğru düz kripto para çalışması yok. Yani herkes umudu kestikten 3 yıl sonra Bitcoin doğuyor ve o sıralarda bunlara internet parası deniliyor. 90'lardan beri denemeler yapıyor. MIT'deki profesörler, sanım mühendisleri, dünyanın en zeki kişileri denemeler yapıyor. Ve 23 yılda bir şey ortaya çıkarıyorlar. O yüzden dedim zor bir konu. Çünkü işin içine finansal taraf, teknolojik taraf, sosyal taraf her şeyi ele alan bir şey. Ya benim sürekli yorgun olmamın sebebi de bu biraz da. Çünkü gerçekten çok kompleks. Bir proje duyuyorsunuz, çok farklı. Anlamaya çalışıyorsunuz. Zor bir alan. Ama yeni bir alan ve önü açık bir alan. Neden önü açık? Birkaç anahtar kelime sizin aklınızda kalması lazım bu kısa şeylerden. Birincisi demokratikleştiriyor. Bir teknoloji bir şeyi demokratikleştiriyorsa güçlüdür. Yani demokratikleştiriyorsa. Sizce neyi demokratikleştiriyor bu teknolojiler? İnternetin şu anki evresinde, yani Facebook'un, Amazon'un, Google'ın, Apple'ın internetteki varlıkların neredeyse tamamına ve zenginliğin tamamına sahip olduğu evrede sizin bir mülkiyetiniz yok. Yani sizin bir WhatsApp'ınız, Facebook'unuz yok. Onlar şirketin malları. İstedikleri anda elinizden alırlar. İsterseniz Amerikan başkanı olun, bunu gördük. İşte demokratikleştirdiği nokta bu. İnternetteki dijital varlıkların teknoloji şirketlerinden kullanıcılara doğru geçişi ve büyük bir zenginlik ortaya çıkarıyor bu da. Zaten hocamın da benim de dernek kurup STK olarak Türkiye'nin bu oyunda olmasını istememizin sebebi bu zenginliğin, refahın parçası olmak. Türkiye'nin de bu hikayenin parçası olması. Bence burada internetin demokratikleşme serüvenine dikkat edin. Birinci evrede sadece izliyorduk, ikinci evrede içerik ürettik ama o içerikleri birileri yönetti. Yani bir kral dedi ki siz tamam bir ticaret yapıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama bunu benim güvenli ortamımda yapın. Bunun gelirinin de çoğunu ben alacağım. Buna karşı bir ses yükseldi ve Web3 evresinde işte NFT'ler, kripto paralarla falan mülkiyeti bizde olan dijital varlıklar serüveni başladı. Bu bir demokratikleşme hikayesi. Aynı zamanda buradaki
kadın kullanıcı oranı çok önemlidir. 2005'ten 2006'ya geçildiğinde internetteki kadın kullanıcı oranı erkek kullanıcı oranını yakalamıştır. Ve Web 2 evresi başlamıştır. Web 3'te başlatacak yine kadın kullanıcılardır. Çünkü şu anda internetteki sosyal ağlarda marka cinsiyeti açısından kadına yakındır. İçerik üretimini değiştiren, renklendiren, daha anlamlı hale getiren kadın kullanıcıdır. Sadece erkeklerin kullandığı bir interneti hayal edin. Biz 2000'lerde kullanıyorduk, iğrençti yani. İşte ona dikkat edin yani. İletişimci olarak buradaki kadınların rolüne dikkat edin. Ve demokratikleşmeye dikkat edin. NFT tarafında da bunun bir dijital kimliğin parçası olması noktasına dikkat edin. Yani bizim bir fiziksel kimliğimiz var, bir de dijital kimlik. Birinci evrede dijital kimliğimizle ilgili çok bir şey yoktu. İnternet sitelerine girip sadece küçük izler bırakıyorduk. İkinci evrede artık dijital kimliğimizin parçası olarak sosyal ağlardaki hesaplarımız ortaya çıkmaya başladı. Sosyoekonomik olarak çok düşük gelir grubunda bir yerde dış politika ile ilgili bir soru sorulduğunda birine ya Facebook'u kapatmasınlar da ne olursa olsun da diyebilir hale geldi. Çünkü o insanlar için dijital kimlikleri fiziksel kimliklerin ötesine geçti. Burada da Facebook'un oluşturduğu o ortam önemli. Yani çünkü fiziksel kimliğinde çok farklı bir dünyadayken dijital kimliğinde kendini farklı bir yerde hissedebiliyor bu bireyler. İkinci evrede biz bunu yaşadık. Üçüncü evrede ise artık o dijital kimliklerin sadece sosyal motivasyon değil, finansal motivasyonla beslendiğine tanıklık edeceğiz. Sosyal motivasyondan kastımız beğen butonu, yorum yap butonu. Günde size 100 tane sosyal motivasyon geliyor şu an, değil mi? Mesela sabah kalkıyorsunuz, 10 kişi fotoğrafınızı beğenmiş, 10 tane sosyal motivasyon gelmiş. 5 yıl sonra kalktığınızda 10 kişi size finansal motivasyon, işte 10 kişi size 1 TL göndermiş olacak mesela. Belki 90'larda sorsaydık günde 100 kişiye kalp gönderir misiniz? Çok saçma gelecekti. O yüzden şu anda ben desem ki günde 100 kişiye para göndereceksiniz internetten. Saçma gelecek ama bunun matematiği bu. Size para gelmeye başlayınca küçük küçük siz de birilerine göndereceksiniz. Ve biz bu dünyayı finansal anlamda bu şekilde birbirine bağlama, bu demokratikleşme serüveni, bu programlanabilir dünyayı bankacılık sistemiyle yapamıyoruz. Bankacılık sistemi çok antal kalıyor. Diğer ödeme sistemleri de yapamıyoruz. Programlanabilir bir dünya için bizim kripto varlıklara ihtiyacımız var. Hatta burada artık yavaş yavaş ayrılmaya da başlıyor. Yani kripto paralarla kripto varlıklar, yani direkt değer saklama aracı olarak kullanılan, programlanamayan Bitcoin gibi varlıklarla Web3 projelerindeki yönetişim jetonu olan Ethereum gibi varlıklar biraz daha ayrılıyor artık. Çatallanmaya gidiyor. Hani diyorlar ya kripto ne olacak? Yani artık dallanmalar bile başladı. Bitcoin'in fiyatı çok önemli değil. O bir an, bir günde değişebilir. Arka tarafta her şey tıkırında gidiyor. Her şey. Her geçen gün yeni senaryolarla, yeni endüstrilerle birleşiyor. Kendini merkezileştiriyor. Ya ben bu hafta mesela Koç Holding yöneticilerine toplantıdaydım. Şimdi buradayım. 10 yıl önce Deep Web'deydi bu konuşmalar. Şu an otoritenin olduğu yere gidiyor. Gitgide merkezleşiyor. Merkezleştikçe illegal kullanım senaryoları azalıyor. Yeni kullanım senaryoları çıkıyor ve güçlenerek yoluna devam ediyor. Bunları aklınızda tutun. Bir de netnografi diye bir kavram var. Bence not alın. Bu da internet etnografisi biraz daha. İnternetteki sosyokültürel kodların değişimi. Ve biz burada yeni okumalar yapıyoruz. Yani problemlerimiz değişiyor. Mesela Web 1, Web 2, Web 3 diye baktığımızda Web 1'de annemin bir derdi yoktu mesela. Web 2'de annemin derdi doğum gününde işte dayısının yorum değil beğen butonuna basması oldu. Web 3'teki derdi de belki komşusunun evindeki Metaverse'deki komşusunun evindeki halının kendi evinde olmaması olacak. İşte annemin o problemi yeni bir ekonomi doğuracak ve dolayısıyla biz bu yeni sorunlar, yeni iletişim yöntemleriyle oluşacak şeyleri bilmiyoruz. Web 1'de dezenformasyon çok zordu. Bir site üzerinden yapılırdı. Web 2'de troll orduları kuruldu. Sahte botlarla hesaplar oluşturdu. Web 3'de Metaverse'de belki botlarla sahte yürüyüşler düzenlenecek. Her şeyin çok daha hızlandığı, fırsatların ve risklerin çok daha arttığı ve çok daha yakından takip etmemiz gereken bir döneme doğru giriyoruz. İşin ilginci normalde yapay zeka veya artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi farklı teknolojileri çalışırsanız çok fazla farklı alanlarla işiniz olmaz. Ama burada aynı anda hem finansal taraf, hem toplumsal taraf, hem regülasyonlar, hukuksal taraf, teknoloji,
birçok balinalar, borsalar, fenomenler, birçok şey sizin işinizi etkiliyor. O yüzden çok zor bir alan. Hala fikriniz değişmediyse tebrik ederim. Ama çok para kazanılan bir alan. O konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü herhangi biri dünyanın bir ucunda gidip 100 bin liralık kripto para aldığında bunun yaklaşık 20 bin lirası ortalama ekosisteme akıyor. Ekosistemdeki etkinlikler, geliştiriciler, topluluk yöneticileri, elçileri akıyor. Ve dünyanın her yerinden bir akış oluyor. Belki bu ileride bir tekno elit sınıfı da ortaya çıkaracak. Belki de en başında da plan buydu. Yani bu süreçte bu şekilde devam ediyor. Ben bunları söyleyeceğim hocam. Aklımı kullanmış olayım. Teşekkür ederim dinlediğiniz. Çok teşekkürler. Şimdi umarım bir sorun yoktur. Teknik bir sorun yoktur. Çağlı hocamız bize İstanbul'dan katılıyor panelimize. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Bulduk. Merhabalar. Ben öncelikle teşekkür ederek başlayayım ve bugün her ne kadar fiziksel olarak orada sizlerle birlikte olamasam da bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlangıçta Şafak Hocam biraz bahsetti. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nin hocalarındanım ve blok zincir dikeyinde bahsedeyim. Türkiye Bilişim Vakfı'nın altında kurduğumuz blok zincir Türkiye platformu, farklı bir çabayla başlattığımız İstanbul Blok Zincir Kadınları Derneği ve son olarak da yine hocam bahsetti, blok zincirle alakalı yaptığım yayınlarım var. Sanırım 10 adedi geçti. Benim akademik bilimsel bildirilerim, makalelerim ve son olarak da daha akademik olmaması için gayret sarf ettiğim, herkesin okuması için yazdığım bir kitabım var. Bunların yanı sıra bir de benim mühendisliğin üzerine yaptığım bir işletme yüksek lisans ve iletişim, kültür iletişimi doktoram var. Bu yüzden yayınlarımı, düşünmelerimi, okumalarımı ve araştırmalarımı hep bu teknolojinin sosyolojisi üzerine bir şekilde yoğunlaştırıyorum. Ve o yüzden bugün burada olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Paylaşmak istediğim, söylemek istediğim bir sürü şey vardı. Oğuz ve Buğra çok güzel giriş yaptılar. Bana zemini çok güzel hazırladılar. Aslında asıl bahsetmek istediğim şeylerden bahsedebileceğim. Ama her şeyden önce şunu muhakkak paylaşmak istiyorum. Panelimizin adının refer ettiği şekilde kültür konuşacağız ve kültür aslında coğrafya, yaşanmışlık, kökenlerle çok ilintilidir ve dikeyde hareket eder. Ben de Ankaralı olduğumu söyleyerek başlayayım istiyorum o yüzden konuşmama ve hatta belki daha önemlisi Ankara Üniversitesi mezunu bir annenin yetiştirdiği bir bireyim ben. O yüzden gerçekten bugün sizlerle bir şeyler paylaşabilecek olmak benim için çok önemli. Ben NFT'lerden veya blok zincir teknolojisinden başlamayacağım. Gayet güzel benden önce bu konulardan bahsetti değerli iki panelistimiz de. Ama biraz hemen sırası gelmişken panelimizde bu konuya odaklı diye kültürle bu teknoloji ürünlerinin bağlantısından bahsetmek istiyorum. Ve kavramlarda, tanımlarda netleşmenin, şu an eminim bizi dinleyen birçok mühendis veya birçok sosyal bilimler backgroundlı kişi vardır. Kavramlarda bir netleşelim istiyorum. Çok özetle kültür birçok filozof tarafından insanların ortak birikimi olarak nitelendirilmiştir bugüne kadar. Ve böyle daha geniş bir perspektiften ele aldığımızda aslında bireyle ilgilenir ama insanın doğa karşısında oluşturduğu çevre ve etkinliklerin bir bütünü olduğunu söyler kültürün. Yani çok özetle ekonomiyi dışarı aldığınız zaman ekonomi dışında kalan toplumsal bilinç biçimleri ve buna bağlı yarattığımız, ürettiğimiz, deneyimlediğimiz pratikler. Şimdi böyle bir kültür tanımı yaptıktan sonra NFT'leri veya blok zincir teknolojisini alıp da bu tip bir olguyu dönüştüreceğinden veya bunları bir anda etkileyeceğinden tabii ki de bahsedemeyiz şu an. Ve fakat şu çok önemlidir. Ekonomiyi işin içine dahil ettiğimiz zaman Karl Marx'tır bu konuda ilk düşünen ve ilk fikirlerini ilk fikir üreten diyeyim.
toplumsal bilinç, biraz önce söylediğimiz toplumsal bilinç biçimleri üzerinde ekonominin belirleyici olduğunu biliyoruz kendisinin fikirlerinden. Ve ekonomi bizim bu kültür dediğimiz kolektif pratikler, hafıza, toplumsal bilincimizle kesiştiği yerde kültür endüstrisinden bahsetmeye başlıyoruz. Ve kültür endüstrisi üzerinde NFT'lerin yaratacağı bir dönüşümden bahsetmemizde en azından bugüne kadar deneyimlediğimiz, gördüğümüz örnek vakalar üzerinden fevkalade mümkün. En başta bunu söyleyelim. Ama konuşmama başladığımda birazcık böyle açmaya çalıştım. Kültür tanımı çok önemli yine kültür endüstrisini konuştuğumuzda da. Köken olarak cultivation'dır aslında kültürün geldiği yer, topraktan gelir. Ve bu kültür meselesini alıp kültür endüstrisinin yanında NFT'leri konuşmaya başladığımız zaman aslında çok net bir şekilde NFT'lerin sanatın, özellikle sanat ve kültür konuşuyorsak, yönetimiyle ilgili bir şeyler söylediğinden ve bir şeyler yapabildiğinden çok rahat bahsedebiliyoruz. Şimdi bir, özellikle dijital sanat eserleriyle çok fazla ilişkilendiriliyor. Biraz önceki konuşmalarda biraz hani bu telif hakları üzerinden ona değindi baktığımız zaman. Şimdi sanat üzerinden NFT'leri tartışmaya çalıştığımızda kaçırmamamız gereken çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben naçizane. O da bir sanat eseri üretilirken bu sanat eserinin dışında ama kapsamında bilmediğimiz eylemde neler var? Aslında sanat eseri dediğimiz şey bu bilmediğimiz, görmediğimiz üretim sürecindeki bütün eylemleri de kapsayan bir şey. NFT'lerde bu yok. Bunu hiç unutmamamız lazım. NFT'lerin bize sunduğu sanatla ilişkili deneyimde de aslında fiziksel dünyada yaşadığımız sanat deneyimi henüz yok. Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Tabii ki de farklı yenilikçi teknolojiler bu işe entegre olduğunda sanat yönetimi bağlamında da bir sanatçının sosyal medyasına veya Reel'ına girip de onun sanat eserlerini izlemenin ötesinde NFT müzeleri fiziksel ortamlarda bize o dijital deneyimi, yani duvarı alıp metaverse'e koymak veya duvarı alıp fiziksel bir müzeye koymak dışında bilmediğimiz eylemi ve süreci bize hissettirecek bir deneyimi NFT'lerin getirebildiği zaman kültür endüstrisinin de bu anlamda belki de eş güdüme geldiğinden bahsedebileceğiz. Başka challenge'lar da var. Bugün bu konuda belki çalışanlar da bilirler veya araştırma yapanlar. Müzeler için çok kritik bir şey eserleri arşivleyebilmektir. NFT'leri arşivleyemiyorlar. En azından bugünkü teknolojilerle. Böyle minik minik challenge'lar var. Ama şunlar da var. Bir yandan bilimsel araştırmalar üretilmeye başladı. Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmayı da okudum. NFT'lerin sanatın yaygınlaşması bağlamında sanatçıların kredibilitesi, itibarı veya bilinirliğinin artmasını desteklediğine dair küçük ipuçları geliyor ampirik verilerle. Fakat şunu da biliyoruz biz geçmiş okumalarımızdan. Özellikle Foucault okuyanlar, sevenler çok iyi bilir. Roland Barthes ve Foucault'un Who is the author diye tartışmaları vardır. Yazar kim? Bunu ararlar. Ve bu tartışmanın temelinde de şu vardır. Kültürü besleyen, insanlığın gelişimini besleyen fikirlerin üreticilerinin kim olduğu önemli. Ve fakat biz bir zaman sonra üreticiyi değil fikri konuşmaya başlayacağız. Veya o fikrin bizde yarattığı dönüşümle yaşam pratiklerimizi değiştirmiş olacağız. Yani bu noktada da NFT'yi veya kültürel dönüşümdeki muhtemel rolünü ele aldığımızda bir anlamda üreticinin eserin veya o kültürel içeriğin bir tık
gerisinde kalacağı gerçeğini de belki bu tartışma üzerinden unutmamamız lazım. Ve şu da hep aklımızda olmalı bence. Müthiş bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Belki de böyle tarihe geri dönüp baktığınızda devrimler, hatta evrimler bile uzun zaman almıştır. Genelde kültürel okumalar yapanlar bilirler. Çok fazla Cumhuriyet devrimleri ve Fransız devrimleri karşılaştırması yapılarak başlanır akademide bu işlere. Tabii ki de bugün dünyanın küresel ölçekte dönüşümünde çok ciddi etkisi olan Fransız devrim bile 80 sene sürmüştür. Şimdi buradan dönüp NFT'lere baktığımızda bence gerçekten müthiş bir dönüşüm yaşıyoruz. Hala öğreniyoruz. Belki belli bir zaman sonra farklı pratikleri deneyimledikten sonra başka şeyler konuşuyor olacağız. Ama kültürel bir dönüşümün olması için belki de NFT'lerin üstlenmesi gereken, bu bahsettiklerimin dışında çok önemli bir rol daha var. O da bilgi üretmek. Dijital sanat eserleri, gerçek anlamda sanat eserleri, kültürel eserler bilgi üretir, bilgi paylaşır. Bizler de onları tüketerek belli dönüşümleri yaşarız. NFT'lerin de belki bir sonraki fazda ihtiyacı olan bu olacak olabilir. Şimdi kültür endüstrisiyle ilgili de bir cümle söyleyeyim hemen aklıma gelmişken. Hiç küçümsememek lazım. Zaten benden önce çok güzel bahsedildi. NFT'lerin ve bağlı oldukları, yani üzerinde üretildikleri teknolojinin yeteneklerinden blok zincir teknolojisinin alameti farikası kültür endüstrisi için çok büyük bir vaatle geliyor. Kültür endüstrisi dediğimizde özellikle aracıların çok önemli olduğu ve hatta sanatçıların kendi dillerindeki tabiriyle kırılması gerçekten çok zor cam duvarlar olan bir endüstriden bahsediyoruz. Ve blok zincir teknolojisinin bu bahsettiğim aracılara ihtiyaç kalmadan transferi, değiş tokuşu, değer transferini bir şekilde mümkün kılıyor olması sanat endüstrisi için çok büyük bir anlam taşıyor. Çok büyük bir dönüşümü mecbur kılıyor. Blue chip sanatçıların haricinde bahsediyorum. Bugün ortalama veya ortalamanın altında tecrübede ve bilinirlikteki bir sanatçının eserini sergileyecek bir salon, bir galeri, bir komisyoner, bir aracı bulabilmesi ve dünyanın bir ucundaki koleksiyonere eserini ulaştırabilmesi çok güç, çok zorlu ve gerçek anlamda ciddi kalın cam duvarlar olan bir şeyken blok zincir teknolojisiyle birlikte NFT'ler sanata odaklandığımızda endüstride böyle ciddi bir dönüşümü tetiklediler. Kültür bağlamında blok zincir teknolojisi ve NFT'lerle ilgili biraz sanatın ötesinde düşünmeler yapmak da çok mümkün. Sevgili Buğra çok güzel özetledi. Aslında web teknolojilerinden birine indirgersek eğer merkeziyetsiz yönetişimi, NFT'lerin de bunun asetlerinden biri olduğunu, bu teknolojinin ürünlerinden biri olduğunu düşünürsek kültür üzerinde ciddi bir dönüşümü belki de kapsayıcılıkla yapacaktır. Bu da çok önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Kapsayıcı bir teknoloji ve teknoloji ürünü olduğu. Teşekkür ediyorum. Sanırım vaktimizi verimli kullanabildim ben de diğer panelist arkadaşlarımla beraber. Çok teşekkürler. Çağla Hocam çok teşekkürler. İstanbul'dan katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkürler. Oğuz Hocam, Uğur Hocam teşekkürler. Çok süremizi aşmak istemiyorum. Onun için projeyle ilgili, yani bu sorularınızla ilgili, içeriklerin üretilmesiyle ilgili, kültürün üstüne destekleyecek içerik üretimini ve becerin geliştirmesiyle ilgili NFT, kripto varlıklar, kültürün üstü bağlantılı bütün sorularınızı ve bizim yapacağımız içerikleri netlab.media/proje/kültür-endüstrisi ve Netlab Medya'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. QR kodlarımız burada, linkler burada yazıyor. Sosyal medyamızı, Twitter'ımızı, özellikle YouTube kanalımızı takip ederseniz zaten yıl boyunca bu içeriklere ve bu tür panellere devam edeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar katılımınız için.